Ekonomi Dünyası'ndan herkese merhabalar. Neredeyiz? Eskişehir Tepebaşı'ndan sizlere seslenmekteyiz. Burada çok değerli bir hanımefendiye konuk olduk. Emel Şeker hanımefendiyle sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Efendim sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Emel Şeker kimdir? Merhaba, adım Emel Şeker. Aslen Rizeliyim. Anadolu Üniversitesi Saç Bakım ve Güzellik Uzmanlığı bölümünden mezun oldum. Yaklaşık 5 senedir bu sektörde yer almaktayım. Yakın zamanda da kendi güzellik salonumu açtım. Ne gibi hizmetler veriliyor? Buraya gelen danışanları neler bekliyor? Güzellik merkezimizde bay bayan hizmet vermekteyiz. Profesyonel kadroyla çalışmaktayız. Güzellik salonumuzda lazer epilasyondan tutun cilt bakımlarına kadar, bölgesel zayıflama ve incelmeden tutun saç güçlendirme işlemlerine, kaş laminasyonu, kirpik lifting işlemlerine kadar her şey mevcut. Yakın zamanda da inşallah protez tırnak bölümümüzü açacağız. Şimdi Emel Hanım, cilt bakımına değinmenizi isteyeceğim. Kaç aşamadan geçer? Kimler cilt bakımı yaptırmak zorundadır ya da yaptırmak ister? Herkes yaptırabilir mi? Cildimiz kendini 28 ve 30 gün aralığında yenilemektedir ve yenilerken de bir keratin tabaka oluşturmaktadır. Bu keratin tabakanın temizlenmesi gerekmektedir. Temizlenmezse bu işte komedona, işte lezyonlu sivilcelere neden olmaktadır. Herkesin mutlaka ayda bir kez cilt bakımı yaptırması gerekir. Evet. Şimdi sizi bu alanda destekleyenler, her zaman yanınızda ve yörenizde olanlar vardır muhakkak. Kimlerdir efendim? Tabii ki en büyük destekçim annemdir. Annem bu konuda beni çok destekledi. Zaten arkadaş çevremiz olsun, her zaman bu konuda başarılı olacağımı düşündüler ve gerçekten de bu konuda başarılı olduğumu düşünüyorum. Tebrik ederim. Peki başarılı olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bunun da bir sırrı vardır muhakkak, değil mi? Bu sırrı bizlerle paylaşabilir misiniz? Tabii ki paylaşırım. Bunda en önemli etken yetenekli olmaktan geçiyor. Yani yetenek sahibiyseniz bu sektörde yer alabilirsiniz. Çünkü çok fazla estetisyen var ama el yeteneği gerçekten burada önemlidir ve ben hani bu doğuştan gelen bir özellik, el yeteneğinin olması ve biraz da her zaman araştırmacı olmak gerekiyor. Yeni çıkan teknolojileri, ciltle alakalı durumları her zaman okumak ve araştırmak gerekiyor. Olduğumuz yerde kalmamalıyız. Okumak, okumak, okumak diyorum. Araştırmak en ön planda gelen şeylerden bir tanesidir. Her zaman kendimizi yenilemeli ve güncellemeliyiz. Şimdi yavaş yavaş sohbetimizi sonlandıracağız ama gelecekle ilgili plan projeler nelerdir onları merak ediyorum. Gelecekle ilgili tabii ki bu sektörde daha çok ilerlemek, belki ileride daha fazla şube açmak, belki bir akademi açmak, bu işin eğitmenliğini üniversitelerde vermek isterim. Gelecekteki planlarım bunlar. Bu sektörde ilerlemeye devam edeceğim. Çok teşekkür ederim. Sizlerle sohbet çok keyifliydi. İş hayatınıza çok başarılar dilerim. Teşekkür ediyorum. Sizleri de ağırlamaktan mutluluk duyduk.